Şu anda Akçadağ yol ayrımında bulunuyoruz ve bugün güneş doğarken Esenbey köyünde olacağız. Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak bugün Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Esenbey köyündeyiz. Esenbey köyü yaklaşık 150 hanede oluşuyor. Nüfusu ise 1300 civarında. Esenbey köyünün doğusunda Çatalbahçe, Kurduşağ ve Kayadibi köyleri yer alıyor. Güneyinde ise taş evler ve taşolar. Batısında ise Çınar ve Doğantepe. Kuzeyinde ise Ilıca ve Şendere köyleri bulunuyor. Esenbey köyü merkezi bir köy olduğu için yaklaşık 17 köyde 500 öğrenci taşımalı sistemle Esenbey'e gelerek öğrenimini burada tamamlıyorlar. İsterseniz biz Esenbey'i gezmeye devam edelim. Esenbey merkezi bir köy konumunda. Burada lise var. Birçok köyler öğrencileri gelip burada okuyorlar. Merkezi köy konumunda olduğu için de en çok gözde olan köylerden birisi. Birlik beraberlik adına hemen arkada gördüğünüz sosyal tesis yapılıyor. Tabii bu köyün iş adamlarının, hayırseverlerin katkılarıyla yapılıyor. Emeğe geçenlerin o güzel emekleriyle, onlar da yüreklerini koyarak yaptıkları inşaat şu anda devam ediyor. Şu ana kadar neler yapıldı, şimdi bugünden sonra neler yapılacak? Biz de bunu Sayın Hacı Bekir Devletoğlu'nda öğrenelim dedik. Öncelikle bugüne kadar geçen emeklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki senin gayretlerin, çabaların çok. Eğer ben de bir gayret gösterdiysem, Esenbeylilerin desteğiyle, Esenbeyli vatandaşın, burada oturan vatandaşların desteği, dışarıdaki iş adamlarımızın desteği, onların desteğiyle buralara kadar getirebildik inşallah. Bundan sonra da sıhhatimin el vermemesi nedeniyle, işlerimin yoğunluğuyla ben bu dernekten çekildim ve derneğe arkadaşımız, komşumuz Sayın Hacı Vahap Kaya'yı seçmiş bulunduk. İnşallah bundan sonraki bölümünde yeni başkanımız devam ettirecek. Bundan dolayı da başkanımıza da teşekkür ederiz. Bana buraya kadar da destek olan tüm Esenbeylilere, dışarıdakiler, iş adamlarına, buradakilerine de ve Esenbeyli olmayan iş adamları bile destek veriyorlarsa onlara da sonsuz teşekkürler. Esenbeyli Sosyal Hizmetler Binası'nın alt katında 100 metrekare inşaatı var. Onun da bay bayan tuvaletleri, gasilhane, morg. Çünkü çevre bir köylerin merkezi olduğu için buraya acilen bir morg gerekiyordu. Gasilhane gerekiyordu. İkinci bölümü 700 metrekare yemekhane. Üçüncü bölümünde, üçüncü katından da 100 metrekare Kur'an kursu, 100 metrekare Kur'an kursu lojmanı ve 500 metrekare bayanlar için yemekhane bölümü inşa ediliyor. Bundan sonra devamını inşallah hızla bekliyoruz. Yani iki kat olarak inşaat yapılıyor. İki kat olarak inşaat yapılıyor. Alt katta da işte şey var, gasilhane, morg. Onlar vardır, o tesisler vardır. Şu anda gördüğüm kadarıyla ikinci kat. İkinci kat devam ediyor tabii. İkinci katta bir kısım işte Kur'an kursu ve lojmanı, bir kısmı da tekrar bayanlar için yemekhane. Çünkü köyümüz merkezi bir köy. Yazın çok yoğun nüfus oluyor. Burada değil Esenbey, herkese açık bir tesis, sosyal hizmetler tesisidir. Bunun için inşallah Akçadağ Belediyemiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz de inşallah bize bir yardımda bulunurlar da bu tesisi, bu köyler için, sadece Esenbey için de tüm köyler için bu tesisi hazırlamaya tüm Esenbeyler olarak gayret ediyoruz. Evet. İnşallah da devam ettireceğiz. Unutulmuyor.
Burası sosyal tesisin giriş katı, birinci katı. Birinci katı burası. Burası ana kat. Bu sosyal hizmet binasını ve burada bütün hizmetlerin yiyene fedakar muhtarımız da o dönem, fedakar muhtarımız Sayın Hacı Vahap Kaya, sosyal hizmetler binasının yerini, caminin yerini, lojmanın yerini, önündeki cami, meydan, her tarafı bağışlayan ve o günün şartlarında geliniyle, kızıyla, oğluyla, torunuyla samanlığı temizleyip samanlıkta yatıp bu memlekete ortaokulu ve liseyi kazandıran şahıs Hacı Vahap Kaya. Eğer biz Esenbey'de ne yapıyorsak Hacı Vahap Kaya'nın sayesinde yapıyoruz. Esenbey Esenbey olduysa Hacı Vahap'ın sayesinde oldu. Yoksa Esenbey Tozlu, eski ismi Tozlu'ydu. Esenbey Tozlu kalırdı, Tozlu olurdu. Bugün neler yaptıysak bu işin başkanlığı bugün ben çıktım, Hacı Vahap girdi. Başkanlık hiç önemli değil. Önemli olan işin bitirimi ve Esenbey'in birlik ve beraberliği. Maddi manevi olarak katkıda bulunanlar vardır. Hepsine teşekkür ediyoruz ama evet abi, neler söyleyeceksin? Vallahi işte, imkanım dahilinde yer olarak işte gereken yerlerde yer verdik ve ortaokulu açmak için kendi evimi boşalttım ve ortaokul hizmetine açtık. Ondan sonrası işte lise mezunu, lise olarak açıldı başka yerlerde. Bir binanın yapılması için önce temel lazım. Temelden evet, başlanması lazım. Yani temelin sağlam olması lazım. Temeli sen vermeseydin bugün bu bina başlanmazdı diye düşünüyorum. Temeli sen verdin. Ondan sonra da öbürleri katkıda bulundular. İş adamlarımız katkıda bulundular. Hayırseverler katkıda bulundular. Burada köylüler kendi gönüllerini ortaya koydular. Belki de çalışıyorlar, çalışacaklar. Tabii inşallah. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah köy adına çok güzel bir şey. Birlik beraberlik adına çok güzel bir şey. Yarın bu çevre köylerden geldikleri zaman burada bir cenazede, düğünde, yağmurlu havada bu kapalı alana girip yemek yedikleri zaman size yapacakları dua çok önemli. İnşallah. En önemlisi de o. Teşekkür ediyorum köylüler adına. Sağ olun, adına. Ben teşekkür ederim. Hatta sağ bu çevre köyler adına teşekkür ediyorum. Teşekkür. Çünkü burası örnek bir sosyal tesis olacak. İnşallah. Burayı inşallah örnek alacak, belki başka köyler de yapacak. İnşallah olur. Biz bunların örneklerini başka yerlerde çok gördük ama Esenbey'i de görmek istiyorduk. Çünkü burası merkez bir köy olduğu için öbür köylere örnek olsun istiyorduk. O bakımdan çok güzel. Gerçekten çalışmalar devam ediyor. Birinci kat yapılmış, ikinci kat yapılıyor. Yapılacak. Başlanan bir iş mutlaka biter. İnşallah. Yarın mutlaka biter. Hayırlı bu olur. Önemli İnşallah olan biter. İlk adım başlamak tabii, önemli. Başlamak tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın Başkanımız buraya kadar iş icabı getirdiler. Kendisinden Allah razı olsun. Fevkalade hizmetleri olmuştur. Kendisini takdirle yad ediyoruz. Öbür isim benzerliğinden abimiz, amcam olur. Evet. Büyük Vahap Kaya da demin sizin söylediğiniz gibi bu tesisin başlamasına vesile olmuştur. Yani köyün herhangi bir gelişiminde ilk önden gelenlerdendir.
Ona da saygı duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu tesis burada Esenbey'e hizmet vereceği gibi yöresel köylerimize de aynı hizmeti vermekle yükümlüdür. Bölgedeki köylere. Bölgedeki köylerimiz geliyorlar. Demin siz de arz ettiniz. Köyümüzde lisenin oluşu köylerin merkezi konumuna gelmiştir. Lisemiz şu an faaliyette, tüm köylerin merkezi konumunda. Lisenin burada oluşuyla da Esenbey her tarafa uzak. Darende'ye 40-45 kilometre. Akçadağ keza aynısı. Biz Akçadağ'ın köyüyüz ama her tarafa uzakta bir köyüz. Uzakta oluşumuz bize hem katkı sunmuştur hem geride kalmıştır. Yani katkı sunması her tarafa uzak oluşundan dolayı burası bir ticaret merkezidir. Şu an köyümüzde sosyal tesislerimiz olacağı gibi mevcut hizmet veren marketlerimiz, kasaplarımız, fırınlarımız, keza sağlık ocağımız çok eski. Bunlar burayı cazibe merkezi haline getirmiştir. Bununla da iftihar ediyoruz. Gelen yabancılar da hep dışarıdan gelen memurlarımız hep baş tacı olmuştur. Ama burada hizmet veren herkes başımızın üstünde yeri vardır. Size de teşekkür ediyoruz. Bu binanın inşallah gelecekteki iş adamlarımızın yardımıyla bitirilmesinden yana emek sarf edeceğimizi bildirir. Sizlere saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sosyal tesis ediyorum. Bitsin. Açılışına da ben geleceğim. Yine göstereceğim. İnşallah. Sayın Başkanımız iki kattan bahsetti. Eğer işverenlerimiz bize katkıda bulunursa burası 4 kata müsaadeli bir projelidir. Projesi 4 kat. 4 kattır. Evet. Gönül ister ki bir katını da bayanlara yemekhane, bir katını erkeklere yemekhane. Demin buyurduğunuz gibi muhtarlığımızı da buraya taşımak kaydıyla daha kapsamlı bir sosyal hizmet durumuna getirmeliyiz diye düşünüyorum. Üstlerde Kur'an kursu bir kardeşimiz söz vermiştir. İnşallah kaba inşaatını bitirdikten sonra iç dizaynını da o yapacaktır. Herkesin İnşallah katkısına şimdiden olur. Teşekkür ediyorum. Tabii. Herkes buraya karınca kaderince bir şeyler vermek arzusunda. Bunun da bilincindeyiz. Biz de elçi olarak bu eş dostumuzu ziyaret ederek buranın bitirilmesinden yana çaba harcayacağız. Şu an bulunduğumuz yer sosyal tesisin ikinci katı. İkinci katı efendim. İkinci katı 3 bölüm olarak yapılıyor. Yani 3'e bölersen 250'şer metre civarında ayrı ayrı yapılıyor. Depremde şurada burada sakınması için ayrı ayrı izole ediliyor. O yüzden birinci döküldü, ikincinin şu an demirleri yapılacak. Üçüncü de bundan sonra devam edecek. Bu ikinci katta bitirmiş olacağız inşallah. Biz ikinci kattayız. Üçüncü katın zaten tablası da atılmış. Atılıyor evet. Yarısı atıldı işte. Bu 1/3 atıldı doğrusu. İkinci bölümü demirleri döşeniyor. Üçüncü bölümü de bundan sonra devam edecek. Kabasını bitirmiş olacağız. Yolum tozluya düştüm, orada bir bardak su içtim. Yolum tozluya düştü, orada bir bardak su içtim. De yürü Polat Uşaklı, benim sana gönlüm düştü. De yürü Polat Uşaklı, benim gönlüm sana düştü. Haydi kızı gülmeyesin, sen sürünesin ölmeyesin. Öldüm. Başına kavik kayası düşey, onu ben de bilmeyesin. Başına bir kaya düşe, sen aşık da bilmeyesin.